hayatınızın bazı kareleri vardır. Hayatta orayı gördüğünüz zaman çok duygulanırsınız. İnşallah bu Uhud Dağı'nın eteğinde ordunuz bu sahneleri de gördüğünüzde, en çok da mahşerde gördüğünüzde, elhamdülillah ki ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seven Uhud Dağı'na gitmişim. Kardeşler bakın, Enfal suresi Bedir Savaşı'nı anlatıyor. Ali İmran suresi Uhud'u anlatıyor. Biraz sonra gideceğiniz Kıbleteyn Mescidini değerli kardeşlerim Bakara suresi anlatıyor. Hendek Savaşı'nın olduğu yeri Ahzab suresi anlatıyor. Kuba'yı Tövbe suresi anlatıyor. Bugün Kur'an'ı canlı yaşıyorsunuz. Cebrail aleyhisselamın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğu yerleri bugün ziyaret ediyorsunuz. Ömrünüzün en güzel yerleri. Gezdiğiniz yerlerin birçoğu bozuldu, özelliğini kaybetti. Ama görmüş olduğunuz şu dağlar Resulullah'ın gördüğü dağlardır. Elhamdülillah, bakarken öyle bakın. Ve biraz sonra selam vermeye gideceksiniz Hamza'ya, Musab bin Umeyr'e. Lütfen şöyle deyin: ey Hamza, senin gibi İslam'a ciğerimi veremedim. Gözlerimi, kulaklarımı veremedim. Ey Musab, senin gibi kollarım gidip de kefensiz gelemedim. Ama ben Almanya'da Allah'ımı unutmadım. Kıblemi unutmadım. Tesettürümü unutmadım. Ben elime Kur'an'ı aldığımda zevk alıyordum de kardeşler. Bir baba düşünün Allah aşkına. 15 yaşındaki oğlu için diyor ki: ya Resulallah, benim oğlum Rafi çok güzel ok atar. Bunu savaştan çıkarma. Geziye göndermiyor, savaşa gönderiyor. Nasıl bir ruhla evlat yetiştirmişler? Şehadet ruhu ne demek? Cennet ne demek? Ne enteresan bir şey değerli kardeşler. Oğulları, beyi gelmişti savaşa. O dedi ki: ya Resulallah, ben de yaralıları sararım dedi. Ayağı sakat Hazreti Camuh vardı. 4 oğlu geliyor. Ben de savaşa geleceğim. Baba sen gelme, ayağın sakat dediler. Oğlum benim ayağım sakat diye ben cennette gezmeyecek miyim dedi. Kardeşler enteresan bir şey. Peygamberimizin arkadaşları 1000 kişi, müşrikler 3000 kişi. Tam daha savaş başlamadan 300 tane münafık ayrıldı. Uhud Dağı'nın bir özelliği de hakkı batıldan ayıran, münafıkı Müslümandan ayıran yerdir. Burada müminlerle münafıklar ayrıldılar. Yalnız sözlerime dikkat edin. Dünyada iki türlü insan yaşar. Ya işgal ruhludur ya da fetih ruhludur. İşgal ruhlular dünya için çalışırlar. Fetih ruhlular yaratan için çalışırlar. Onlar paralı askerlerdi. 3000 kişi, Allah'ın Resulü'nün askerleri de canları karşısında cennet almak istiyorlardı. 700 kişiden değerli kardeşlerim, önce birebir savaş başladı. Yalnız savaş başlamadan önce Allah Resulü şuraya Abdullah bin Cübeyr diye bir komutan ve 50 tane de asker koydu. Dedi ki: biz size buradan inin demeden inmeyin. Savaşı kazansak da inmeyin, kaybetsek de inmeyin. Kuşlar etlerimizi parçaladığını görseniz dahi inmeyin. Savaş arkada başladı, birebir. Hazreti Ali bir müşriki öldürdü. Hazreti Hamza başka bir müşriki öldürünce o paralı askerler, cüzdan merkezli yaşayanlar, kimisi dünyada cüzdan merkezli yaşar, kimisi de vicdan merkezli yaşar. Onlar hemen kaçmaya başladılar. Kaçarken onların bıraktıkları oklar, mataralar vesaire ganimet deniyor onlara. Onları alttaki askerler almaya başladı. Alınca buradakiler de inmek istediler. Allah Resulü'nün komutanı Abdullah bin Cübeyr, inmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi falan dese de kardeşler 8-9 tane burada kalan insan oldu. Diğerleri aşağı indi. Bunlar aşağı inince hemen şu arkada 250 tane askerle Halid bin Velid bekliyordu. O zaman daha Müslüman değildi Halid bin Velid. Ne yaptı? Hemen buradan çıktı kardeşler yukarıya. Oradaki kalan komutanla 8-9 tane askeri şehit edince aşağı indi. Kaçan müşrik orduları da geri gelince Müslüman ordusu iki ordunun arasında kaldı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kazılan bir kuyuya düştü. Dişi şehit oldu, yüzüne miğferi battı. O zaman buranın sancakları Musab bin Umeyr'di. Musab bin Umeyr'in sağ kolu kopunca kırıcı bayrağı sol koluna aldı. Bu sefer de iki kolu kopunca peygamberimizin önüne geldi ki ne olsun?
peygamberimize oklar değmesin diye. O şehit olunca peygamberimize çok benziyordu. Muhammed öldü diye sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar? Yaygara çıkardılar. Bir de öyle yaygara çıkınca Müslüman ordusu üçe bölündü değerli kardeşler. Enes bin Nadir, Enes bin Malik'in amcası hemen geldi, dedi ki nereye gidiyorsunuz ya? Resulullah ölmüş. Resulullah öldüyse biz niye yaşıyoruz? Uhud dağı, Uhud dağı yandı yüreğimin barı. Uhud dağı, Uhud dağı yandı yüreğimin barı. Şehit ettiler Hamza'yı. Hamza nerede? Uhud dağı şehit ettiler Hamza'yı. Hamza nerede? Uhud dağı canı ciğer yerim çiğnendi, gökte melekler inledi, Muhammed'im ne söyledi, duydun mu sen Uhud dağı, canı ciğerim çiğnendi, gökte melekler inledi, Muhammed'im ne söyledi, duydun mu sen Uhud dağı, Uhud kazasına varsam peygamberim ahir zaman. Uhud kazasına varsam peygamberim ahir zaman. Amcası Hamza pehlivan. Hamza nerede Uhud dağı? Amcası Hamza pehlivan. Hani Hamza Uhud dağı? Canı ciğerim çiğnendi, gökte melekler inledi, Muhammed'im ne söyledi, duydun mu sen Uhud dağı? Canı ciğerim çiğnendi, gökte melekler inledi, Muhammed'im ne söyledi, duydun mu sen Uhud dağı? Evet, Allah şefaatlerinden bizleri mahrum eylemesin.